Naber? Bugün yine bir video çekiyoruz ve kanalda olması gereken ama olmayan bir hareketti zaten bayağıdır. O yüzden hadi geçelim o zaman soruyla. Şimdi bakın şunun desteğe ne oldu? Görüyor musunuz şu arkaya, kutuya? Şurası böyle şişti desten. Ya bu of, sebebi bu çok ayrı bir videonun konusu. Bunu başka zaman konuşuruz. Çok güzel bir desteğiydi. Çok üzüldüm gerçekten kutusuna ya. Bakar mısınız şuna? Gerçekten çok rahatsız ediyor. Lan. Tamam. Ay, şimdi indirebilirsin onu. Şimdi hareket şu aslında. Tamam, bu hareketi yapmak için önce, yani başta yeni öğreniyorsanız ki sonradan yapıyorsanız da zaten destenin tamamıyla yapmak çok zor bu hareketi. Bir destenin böyle üçte birlik bir kısmı ile öğrenmeniz çok daha rahat olacaktır. Öncelikle desteği şu griple başlıyorsunuz. İsmini unuttum. Ve bunu anlattığım bir tane video var. İyi butonundan gidebilirsiniz o harekete de. O videoda. Şu şekilde göstereyim gripi. Deste duruyor. Baş parmağımız aşağıda. İşaret ve orta parmağımız şu şekilde duruyor deste. Yani swing cut açar gibi. Grip normalde bu şekilde, size bahsettiğim grip, ama aslında yüzük parmağımızı da kullanmamız lazım bu harekette, yani şu şekilde. Serçe parmağımıza ayrış, tüm parmaklarımız desteğe temas ediyor. Aynı swing cut açar gibi, ama bu sefer yüzük parmağımıza bir swing cut açıyoruz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Buna biraz çalışmanız lazım. Swing cut'ta çok iyi değilseniz. Tamam. Swing cut atıyoruz. Ondan sonra orta parmağımızı işaret ve yüzük parmağının tuttuğu paketlerin ortasına koymamız lazım şu şekilde. Bir daha gösteriyorum. Ayırdık. Ve ileri doğru değil swing cut'taki gibi aşağı doğru çektik. Ve orta parmağımızı koyduk buraya. Serçe parmağımızı da geriye kalan şu kısma denk getireceğiz. Yani şu şekilde desteği tutuyor olabilmeniz lazım. Şu an tutamıyorum ben ama açıdan dolayı. Bu şekilde. Desteği bu şekilde tutabiliyorsanız hareketin çoğunu yapabiliyorsunuz demektir. Bir daha gösteriyorum yavaşça. Ayırdık. Orta parmağımızı araya koyduk. Serçe parmağımızdan yararlanarak desteği böldük. Şu kısmın biraz yukarıda olması size avantaj sağlayacaktır. Çünkü buradan geçirmeniz daha rahat olacak. Bir daha gösteriyorum. Ayırdık. Orta parmağı koyduk serçe parmağımızla. Bu pozisyona geldik şimdi. Buraya geldiğinizi varsayalım. Pozisyondan sonra bu paketi şu şekilde oynatabiliyor olmanız lazım. İşaret ve baş parmağınızda olan paketi biraz da oynak bir şekilde hareket ettirebiliyor olmanız lazım. Bu paketin alt kısmını parmaklarımızın arasından geçireceğiz. Bir daha gösteriyorum. Böldük. Paketin alt kısmı parmaklarımızın arasından geçecek. İşaretle baş parmağımızın arasındaki boşluktan. Aynen bu şekilde. Tamam, buraya kadar geldik diyelim. Böldük. Tamam, şimdi desteği böldük. Buraya kadar getirdik. Şu pozisyona geldikten sonra elimizi hafif ileri iterek, yani paketi sol elimizde düşürmemiz lazım, buradaki paketi. Elimizi hafif ileri iterek tutuyoruz ve üstüne kapatıyoruz. Zaten bu closer asla kullanmazsınız büyük ihtimalle kombolarda. Biliyorsunuz benim halfest diye bir hareketim var, kendi bulduğum. Bunun da tutorialına gidebilirsiniz. Yukarıdaki i butonunda nasıl yapıldığını anlattığım bir video var. Bu hareket tamamen bana ait. Yani dediğim gibi asla şu closer'ı kullanmazsınız ama asıl closer zaten burada işaret parmağımız varken bu paketi yavaşça bölümümüze bırakabilmek. Sonra üstüne kapatıyoruz. Çok kolay. Aldık, böldük. İşaret ve baş parmağımızın arasındaki paketten ittirerek geçirdik. Ve kapattık. İşte hareketi anlayacağınız gibi kolay bir hareket. Çok fazla kombolarımda kullanıyorum. Büyük ihtimalle siz de kombolarınızda kullanırsınız böyle. Pek fazla bir anlamı olmayan bir hareket. Herhangi bir numarada falan deste kesmek için yani bunu kullanmanız birazcık ilginç olur. Pek deste kesmek için uygun değil. Direkt swing cut atabilirsiniz. Aynı işi görüyor zaten.
Evet, bu aralar çok fazla video çekemiyordum çünkü biliyorsunuz pandemi süreci ve sonunda artık biraz daha sık görüşebildiğimizden dolayı haftalık video programına geri dönmeye çalışacağım elimden geldiğince. En geç 1,5 haftaya bir video çekeceğiz gibi görünüyor. Eğer hareketle ilgili yapamadığınız bir kısmı olursa bana Instagram'dan DM atabilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. İyi o zaman, hadi görüşürüz. Videonun başından beri kırmızı abi bu.